Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gündür tut ağacımın gövdesinin ortasından çatlamış olduğunu, ikiye ayrıldığını, bir tarafında kuruduğunu gördüm. Tabii bu beni çok üzdü. Çünkü yaza çıkarken üzerinde epey bir dut da vardı. Bu dutları topladım, dallandı. Bana şey dediler, bütün yaz dut verir size diye. Ama o kadar çok yapraklandı, dallanmıştı ki ben onları kesmemiştim. Meğerse onlar kesilip yeniden dal çıkarıp o dallardan dut veriyormuş. Ben de üzülüyordum niye dut vermiyor diye. Meğerse budama gerekiyormuş. Ben de yeşilliği çok güzel duruyor diye budamaya kıyamamıştım. Ama bu sabah elime makası alıp bahçe makasını kestim tek tek. İnşallah güzelleşir. Gövdedeki çatlağı şu an sardım ben ama resmi var. Onu da eklerim daha sonra. Ortadan ikiye ayrılmış yerine aşı macunu sürmeyi tavsiye ettiler. Onu sürüp üzerine bez bağladım. Kışın da Aralık ayı gibi şuradan kesmem söylendi. Bu üst tarafı kurtarmak için. Yani bu üst taraftan şuradan çatlak olunca yukarıya doğru kurumaya başladı. Şu çatlak şurada başlıyor. Kuruma da buraya çıkmış. Yani şu kadar neredeyse bir parmak mesafede yavaş yavaş kurumaya başlamış. Ben de bunu aşı macunuyla destekledim mikrop kapmasın diye. Arkası da aynı şekilde. Ama çok tuhaf. Bu yeşilliklerin arasında görmemiştim. İşte kuruyan salataları falan da etrafından alınca bazı domatesleri de sökünce çürümüştü çünkü tohumunu almıştım kimisini. Bunlar da yiyeceğiz. Tohumluk değil bunlar. Şu şey çan çanak kadeh çiçeği diyorlar. Bunu da sonbahar gibi çiçek açacağı söyleniyor. Ama ben şu an dutuma takıldım. Aralık ayında dutum şuradan kesilecek. Alttan sürgün vermedi. Bu aşı dut değil. Bu anaç dutun kökünden veren filizlerden büyüyen bir dut. Üzeri de hatırlarsanız kara dut doluydu. Onlar oldu. Yedik biz, tükettik. İnşallah kurtulur diyorum. İnşallah şurasını da kesmeden şey yapayım diyorum, toprakla şöyle kabuğunu kesip kaldırıyorlar. Bir tarafını toprakla poşetle sarıp nemli bir toprakla köklenmesini sağlıyorlar. İnşallah başarırsam onu da şimdi yapmayacağım. Yaptığım zaman bir video çekerim. Şuradan köklendirip kestiğim zaman bunu da ayrı bir saksıya ekmek isterim. Bilmiyorum şu an kesin bir şey bilmiyorum. Deneyeceğim. Deneyerek öğreneceğim. Sizlere iyi günler dilerim. Ben şimdi biraz saksı bakımı yapayım. Kökler temizlenecek. Neyse, görüşürüz. Sağlıcakla kalın.